Çok sevdiğin yazarlar tutturun içinde. Yazarlar kulübünde sen de üyesi ol. Onların yorum ve tahminlerini kaçırma. Üstelik uygulamaya ve fanzine özel ilk kuponunda 100 TL'ye kadar hediye. Tuttur. En kral sensin. Orta kalitesi yüksek. Top tekniği çok iyi, pas kalitesi var. Pas atıyor yani, pas atıyor. Her şeyden evvel istikrarı var. Hiç çok maç oynuyor. oynuyor kolay sakatlanmıyor. Kolay hata yapmıyor, basit hata yapmıyor. yapmıyor. O yüzden Trabzonspor'un Onur'a <laughs> ilgisinin olması gayet doğal. Çok doğal. <laughs> Naspor'a hoş geldiniz. Fazlin Trabzonspor'a başladık. Erman Özgür'le beraber Fazlin Trabzonspor'un sezon finalini yapacağız. Evet. Güzel oldu bu sene Fanzin Trabzon sanki. Tabii, için muhteşem bir Başarılı geçici. geçmesi de önemliydi. Yalnız enteresan gelen şu. Bir kulüp yönetiminin şampiyon olduğu bir sezonun sonunda bu kadar çok önünde dosya olması. Yani bu başarıya rağmen bu başarıya rağmen, he, bu, başarıya rağmen <laughs> bu kadar zor bir dönem bekliyor olması kendilerini. E, bence hakikaten çok enteresan. İstersen senin duyurudan sonra açarız bunu. Her geçen gün yeni bir sınav. Yani geçmişteki başarıların bir e, önemi kalmıyor. Bunu bir aslında sınav... futbolcular için söylerdik. Hani her Antrenmanda, her maçta, her sezon kendini yeniden ispatlamak zorundasın teknik direktörlü futbolcular için. Bence Trabzonspor yönetimi için de geçerli bu Ciddi durum. Bir sınav bekliyor bunları evet. da detaylıca. Fanzin Trabzonspor'da konuşacağız. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra. Fanzin'in son haftasında da tutturdan izleyicilerimize özel kampanya var. Şimdi yorumdaki linkten tuttur uygulamasını indirin. Kuponunuzu yapın. Fanzin izleyicilerine ve tuttur uygulamasına özel 100 liraya kadar bonus kazanın. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra abi bu mevcut durumları Trabzonspor'un yani en iyi giden şeyleri de konuşacağız. Enlerini de seçeceğiz. Tabii mevcut durumda sorunlar da var. Trabzonspor'da hangisinden başlamak istersin? En iyi transferden başlayalım. Geçmiş sezon 2021-22 sezonunda Trabzonspor'un en iyi transferi. Önce sen fikrini söyle. Marek Amşik. Marek Nasıl <laughs> aynı? Da. Futbolu futbola aynı baktığımız doğru. Bu arada futbol aynı bakıyoruz. Rejidekiler de futbolla alakalı oynayanlar var. Tabii oynayanlar ee, var. Amatör Omer, olarak falan oynuyor, olsa. Hala oynuyor. Hala oynuyor. Arada bir geliyor yüzü bembeyaz, maçtan gelmiş, yorgun. Ee, Sol bektir, Trabzonspor'un da. Ya yani öyle bir var. ihtiyacınız varsa var burada bir tane kaliteli. Ee, i̇şin şakası bir yana, hakikaten de Marek Amşik transferinin hem Trabzonspor'a hem saha içerisinde birçok oyuncunun bireysel performansına dokunduğunu düşünüyorum. Gerçek bir lider aldılar. Karşılığı da şampiyonluk oldu. Tabii bunun gibi bir sürü etken var. Devre arasında en iyi transferi sadece Trabzonspor için değil, Türkiye geneli için de Edin Visca. Kesinlikle. Yani iki transfer döneminde iki tane büyük usta aldılar. Hem yaz hem kış bunu yapabilmek. Belki sakatlanmasa Cervinho için de bunları konuşabilirdik. Sezon başında Hamşik'in yanına belki koyabilirdik. Katılıyorum. Hatta şimdi Hamşik bilinen oyuncu. Edin Visca ülkemizde bilinen oyuncu. Fakat bunların alınması da büyük başarılar. Kesinlikle. Öyle. Kullanılması da çok önemli başarılar. Piyaniç'i kullanamadı Beşiktaş. Marek Amşi'yi kullandı. Trabzonspor gibi. Mesut Özil'i kullanamadı Fenerbahçe. Evet. işte İşte ne bileyim Vakayeme'yi kullandı. Evet. Trabzonspor evet. gibi. O büyük ustaların kullanışı da Abdullah Hoca tarafında çok çok doğru oldu diye düşünüyorum. Bence en önemli iki en bu. Kesinlikle. Transferde kesinlikle bu. Hani Hatta belki çok e, çarpıcı olmadı, oyunu çok gösterişli değil ama Siopis de e, bence inanılmaz bir tamamlayıcı oldu Trabzonspor'da. Ya ofis, Trabzon Siopis'in <laughs> oynadığı an hamle oyuncusu olarak ya da ilk 11, hani topu kazandığı yerde etrafında çok alternatif olması da bir avantaj. Şimdi bu tip oyuncular çok güçlü kadrolarda harika tamamlayıcılar oluyorlar. Kesinlikle. Mesela Berat başka bir oyuncu. O daha farklı bir Berat korku. oyunu organize etmesi beklenen oyuncu. Ama Siopis top rakibe geçtiği ilk an ilk müdahaleyi yapacak oyuncu ki, olduğu için bu kadar yetenekli oyuncunun içinde de farklı kılıyor onu. Enerjisi o e, generallere en çok lazım olan evet. şey. Herkes emin mi ki ben Marakam şeyde sorsak, Bakasitas'a sorsak, Ömüre de sorsak Siopis'le e oynamak isterler arkada. E zaten Bakasitas <laughs> Siopis oynarken orada başarılı bir iş vardı. Tabii Alanya'dan beri zaten evet, orada bir orada başarılı bir iş vardı. Şey çok önemli Berkay. Evet, oyuncu farklı profil. Zaman zaman oynuyor, ama oynayıp oynamamayı kafaya takmaması çok önemli. Ya yani Siopis yedek kalıyor, Berat oynuyor, bazen sorun yok. Ben şunu gördüm Berat'ta, yedek kaldı, düşüşe geçti, toparlanması halbuki zor oldu. Halbuki Siopis yedek başlamıştı sezona. Ha, halbuki Siopis ya oynamıyor oynamıyor, bir oynuyor, hiçbir şey olmamış gibi. Dorukhan oynamıyor oynamıyor, bir oynuyor, her pozisyonda. Şimdi bazen yılın 11'ini yapıyoruz, Dorukhan'ı yazamıyoruz. Ya bu Dorukan'ı nereye yazacağız kardeşim? <laughs> Sağ beki e mi, sol beki e mi? Stopere mi, sol beki e mi yazayım? 8'e mi yazayım? Altı mı yazayım? Yani her yerde oynadığı çok faydalı bu kabul edilebilecek bir gerçek. <laughs> Ama belli bir pozisyona oyunmasa hemen bence artık enlere bir de şey eklemek lazım yılın Joker'i. O kesinlikle Dorukhan'ı. Yani Dorukhan o... <laughs> e, Trabzonspor'da hatta ülkede örnek alınabilecek bir performans farklı pozisyonlarda gösterdi. E, o yüzden de Dorukhan'ın da Trabzonspor'da sezon başında tabii ki hamşik kadar böyle. ...şarşarlı bir transfer değildi. değil ama çok faydalı bir transfer olduğunu altını çizelim. Hakeza, Cornelius transferi de belki sezonu istediği gibi başlamadı ama sonra bir çıkış yaptı. Hakikaten bu ya bir Cornelius performans çok gösterdi. ilginç bir oyuncu, Belkay. Yani şöyle, son iki maçta iki hat bitirebilirdi. Evet bitirebilirdi. çok rahat. Yani Gol krallığı, hani Balotelli evet. beş tane attı bir maçta ama... <laughs> ...Cornelius da son iki maçta üç-üç atıp gol kralı olabilirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş bu sene iyi oynadığı 15-20 dakika kısıtlı sürelerde girdiği pozisyonların ne kadar değerli olduğunu gördük hepimiz. Bas Şahay'ı golü atsa. Nadir çünkü. Belki maçın hikayesini değiştirme ihtimali gelecek. Cornelius'un da böyle üç tane kaçırdı, bir tane attı kısmına Şampiyonlar Ligi'nde tahammül edemezsin. Kesinlikle Yine öyle. Cornelius kalsın. Yine Janin ile beraber dönüşümlü doğru maçlarda oynasınlar. Ama Trabzonspor Şampiyonlar Ligi başarısı istiyorsa işe Santrafor'la başlamalı. Çünkü Santrafor'lar kulüplerin yönetimsel anlamda kaderini teknik direktör anlamında kaderini, sezon genel anlamında başarı kriterini belirleyen şeydir. Yani Batu şu ay iki tane hoca yedi resmen. Resmen yedi yani giriyorsun giriyorsun 5 pozisyon. Rakibin bir kere geliyor, golü atıyor. Sen 5 pozisyonda sıfır çekiyorsun. Hop, hocan gidiyor 5 hafta sonra. Yani o yüzden Santrafor'un evet. ne kadar değerli olduğunu bu sene bence Beşiktaş'ta gördük. Olmayışıyla orada... gördük. Olmayışıyla. Yani var ama performans evet. anlamında sıkıntı. O yüzden biraz böyle Santrafor'a yatırım yaparken Tavanı zorlamak lazım. Kesinlikle öyle. Yani Cornelius özellikle de lig için belki götürdü işi kurtardı. Ee, önemli işler yaptı. Önemli goller attı ee, Cornelius. hani Her derbide neredeyse golü var. Fenerbahçe'ye de attı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Roma'ya da attı. Roma'ya da attı. Beşiktaş'a da İstanbul'da attı. Her evet. türlü e, skor katkısı yaptı. Galatasaray'a da ilk karşılaşmada gol atmıştı. Muhakkak ki kadroda tutulacaktır. Ama sen diyorsun ki bunun üzerine bir for forvet. E, ikinci santrafor olarak Cornelius Şimdi devam bak, edebilir. Ben Kouassi'den emin değilim. Dava kaymadan hiçbirimiz emin değiliz, Bilmiyoruz. kalacak mı kalmayacak mı. Ee, Forvet hattının bolluğu, alternatifi çok fazla şeye sebep oluyor. Yani çok basit oynadığın bir maçı da kazandırabilir sana. Birini Bir çıkartır, atar. birini sokarsın, atar kazanırsın. Fenerbahçe Nisan şampiyonluğunda bütün forvet attı. 4 oyuncu 42'yi uğratmıştı yanlışlıkla. Doğru diye. yönetildiği için Nisan'da şampiyon yaptılar evet. Fenerbahçe'yi. Şimdi aynı şey Trabzonspor için de geçerli. Çok fazla forvet oyuncu olacak çünkü şampiyonlar ligi oynarsan nasip olursa ya da Avrupa Kupası... Ligdeki oyun kalitenin çok yükseklere çıkması beklenemez. Orada biraz tabelaya oynayacaksın. Belki orada Abdullah Hoca'nın bir önceki sezon devre arasında yaptığı oyunu oynaman gerekecek. Tutacağım, tutacaksın, tutacaksın bir sıfır kazanacaksın. Bizimki de gol atarsın. Hele büyük takımsan üst düzey oyuncuların sana gol yaparlar. Vakayı mı tutmak şart bana göre. Herkes diyor ki Avrupa Kupası falan. Hayır abi yetenekli oyuncu o. Yetenekli Abi bir Başakşehir oyuncu Trabzonspor maçın ikinci yarısı oynadı. Ya hakikaten tek başına 0-0'dan maçı ya çeviriyordu yani. Neredeyse neresi <laughs> pozisyona <gülüyor> girdi Trabzonspor. Ben şuna çok gülüyorum bazen. Diyorlar ki artık fiziksel olarak yeterli değil. Arkadaşlar 40 maç oynadı ya. 40 maç oynadı ve birçok maçta tek başına aldı takımı sırtladı götürdü. Herkes oynamak başka bir şey. Oynarken üretkenlik yapmak, sana maç kazandırmak başka bir şey. Bu sezonun en iyi oyuncusu Vakayeme. Şimdi Trabzonspor şampiyon yapan oyuncu Uğurcan Hı hı. Ama Türkiye Süper Ligi'nin genelinde sezonun oyuncusu Vakayeme. Öyle bir sezonun ilk yarısı oynadık ki bu puan farkının açılmasında başrol dövücüm Herkesin kafasında son düzlükler kalıyor. Mesela son 10 maç, 15 maç daha çok insanların aklında kalıyor doğal olarak. Halbuki büyük resme baktığın zaman... Tıpkı geçen sezon Abu son maçlarda olmayışı evet, gibi. Evet. Mesela Bakasitat sezonun ikinci yarısında sakatlıktan döndükten sonra vasat kalmış gibi gözüküyor. Fakat bazen varlıkları da Abdülkadir Ömür'e fırsat, Hamşe'ye fırsat, Vakayeme'ye fırsat evet. oluyor. Ben Vakayeme'nin... E, Trabzonspor'da Avrupa Kupası başarısı olsun olmasın Türkiye Süper Ligi'nde yarışın içerisinde kalması adına Trabzonspor'da devam etmesi kesinlikle, gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Te teklifini yaptı Trabzonspor. Vakayeme'den cevap bekleniyor. Daha da e, tatile çıkmamış. Hala Türkiye'deymiş. Ee, zor bir karar Trabzonspor yönetimi içinde. Çünkü mecliste giren o e, Kulüpler Birliği yasasından sonra herkes yaptığı borçtan mesul olacak. Ahmet Ağalı da doğal olarak kulüpteki tavan fiyatı muhtemelen Vakayeme'ye vermiştir. Ama Vakayeme'ye çok büyük teklifler de gelebilir. Şuna inanıyorum. Bir takımı bir kulübü şampiyon yaptıysan, orada şampiyonlar ligi oynama ihtimalin varsa, o şehirde yaşamaya alıştıysan, büyük değer görüyorsan 100-200 bin farklı bir yere gitmeye gerek yok. Ama astronomik rakamlarla orada yapacak bir şey yok. ona da vakaya mi hak vermek Kesinlikle lazım? Kesinlikle öyle. E, Trabzonspor'un orada alternatiflerini de tabii düşünmek lazım. Tamamen sesi düşünüyorum şimdi hani kime gidebilir Abdullah Avcı diye. E, Trezege Başakşehir'le kiralık sözleşmesi vardı. Tekrar döndü. Orada bir hamle yapabilir mi? Ya da Vargas adı geçiyor mesela Adana Demirspor'da. Vargas'ın 7-8 milyon euroluk bir bonservisi evet. olduğu söyleniyor. O, o, Türkiye'de şu anda 8 milyon bonservis vermek çok mantıklı değil. Mantıklı değil. Ama verilecekse de çıkıldı gibi. Ne olacağı belli olmayan oyuncudan ziyade Vargas gibi ülkede asist krallığını oynamış özel bir oyuncuya verebilirsiniz. Trezege, Trabzon'da B planını yapmak zorunda sonuçta yani. Bakalım Trezege ben şunu söyleyeyim sana. Trezeguı alabiliyorsan, Vakayeme varken al. Ne beraber olsun. Evet. <laughs> e, dedim ya forvet hattının bolluğu. Çünkü Vakayeme'yi biz seninle burada çok konuştuk. Zaman zaman santrafor arkasına Tabii atarsın. orada da kullanır. Evet, orada kullanır. Bir tarafta da trezegi kullanırsın. Tam Şampiyonlar Ligi forvet hattı olur. Kesin. Böyle olabilir ama dediğim gibi e, yönetimin önünde çok dosya var ya. Stoper dosyası var, sağ bek dosyası var, sol bek dosyası var, forvet hattında en az 3 tane bu takıma direkt gelip oynayıp katkı verebilecek isme ihtiyacı var. Şampiyon olmuş bir takım bu kadar problemi mi olur demeyin. Var. Demek ki o takım hangi şartlarda şampiyon oldu? Ee, bu kadar hani kadro sıkıntısı içinde. Teknik e, direktör şampiyonluğu Teknik dedik. Şampiyonluğu, e, herkesten aldı fayda. Mesela Poğaç'ı falan getirdiniz. Olmadı. Bir hayal kırıklıkları 11 yapsam Poğaç'ı koyarım. İşte ne bileyim Alex Teixeira'yı Piyaniç'i tabii, tabii koyarım. Alex Teixeira'yı kaptan yaparım. <gülüyor> <gülüyor> ama Trabzonspor'da bunlardan çok yok Allah'tan. O yüzden de zaten. Olanlardan da az çok faydalandı Abdullah Hoca. Stoperde daha abi, şimdi Edgar'ın durumu belirsiz. Edgar'ın yanı hani Edgar olsa dahi bence bir stoper e, gerekiyor Trabzonspor'a, oraya. E, vida bir alternatif olabilir mi? Olamaz. Olamaz diyorsun. Çok net oldu değil mi? Evet. Neden olamaz biliyor musun? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi oynayacaksa kendi takımında çok fazla hata yapmış, kötü sezon geçirmiş, gol yedirmiş, tecrübeli de olsa bir takım, e, bir oyuncuyu almamalı. Gitmemeli, gerek yok. Hayır. Bence artık yaşı bayağı ilerlemiş ve iyi bir sezon geçirmeyen Vida'dan ziyade parlatmaya da yönelik olduğu için söylüyorum. Ahmet Can da ısrar et. O zaman onu oynatmaya Çünkü ben Beşiktaş'ta bu Vida oynayacaksa Serdar Saatçi oynasın dedim. Bak son haftalarda oynadı. İyi de çıkardı. Abi bir oyuncunun adı soyadı, milli takımının kaptanı olması falan bir şey ifade etmez. Mecl Formsuz bir sezon geçiriyorsa ona göre davranmak lazım. Bir de, de Vida'da bence Trabzonspor için uygun stoper değil. Şu an için değil. Ama ben risk alacağım. Başka da oyuncu bulamıyorum. Tabii orada belki öyle bir durum oluşursa Aslı E şimdi bir akce... de Türk oyuncu mecburiyeti var dört tane. Hadi Avrupa Kupası için durum başka ama dört oyuncu. Uğurcan'ın da durumu belli olsa. Onu hiç konuşamıyoruz kalecin şimdi. Kalecin yerli. Tamam. Ama mesela sol beki yerliden yana seçebilir Trabzonspor. Onu da düşünüyorum kime gidebilir işte ligde. Mesela sağ bek için çok şapkadan tavşan çıkartmaya gerek yok. Kayserisporlu Onur At sanırım tüm takımlar böyle e... Trabzonspor'un da bilgisi var. Abi o olmaması veya, mümkün o. değil. Şu anda büyük oyuncu kuralında düşünürsen, tam büyük takım oyuncusu. Hakikaten öyle. Büyük takım, takım öyle. oyuncusu. Yani, yani biz Uğur için bunu konuşmadık. Uğur Çiftçi için, Solbek'te, Sivasspor'un sol Solbek'i için. Acaba uygun olur mu Yok. büyük takıma Olmayan ihtimal ihtimal daha yüksek demiştik. Olmaz. Ama Onur, e, topla çıkışları, oradaki e, dar alanda da Bak, becerileri… Şu çok önemli, orta kalitesi yüksek. Top tekniği çok iyi, pas kalitesi var. Pas atıyor yani. Pas atıyor. Her şeyden evvel istikrarı var. Evet. Çok maç oynuyor kolay sakatlanmıyor. Kolay hata yapmıyor, basit hata yapmıyor. Yapmıyor. O yüzden Trabzonspor'un Onur'a <laughs> ilgisinin olması gayet doğal. Çok doğal. Çok, çok da, da, da iyi nokta bir atışı bir transfer kesinlikle. olur. Emil yani, takımda da hani tercih etmedi işte Fankun. Anlam veremedim yani neden tercih etmedi ne işte dahil Fankunsu, etmediğini ama o, o seçimlerine girerse <laughs> başka bir program Berkan olur. Berkan'ı Berkan <laughs> sol kenara oynatmış bir adamın seçimlerine anlam veremeyiz tabii. Biz. Başka gayet bir program doğal. olur ama hakikaten e, yani çok da ideal olur Trabzonspor için ki mutlaka de görülüyordur. Şimdi Türkiye'den sağ bekleyince aklımıza o geliyor ama sol bekleyince aslında ihtiyacı olan da sol bek tarafı. Evet al oynat diyeceğin Türk oyuncu çok az. Yok hatta. Mecburen evet. belki de orada bir e, kaleci yerli kullanacak Ya olursa. da Fenerbahçe'nin yaptığını yapacaksın. Bir oyuncudan keşif, sol beki <laughs> evirmek. Yusuf denen de o çok olacak gibi değil. Yusuf'un savunması zayıftır ama. Çabukluğu iyidir, hücum katkısı yapar. Ama işin savunma kısmında eksiktir. Onu Yusuf. Trabzonspor'da Ersun denemişti ilk geldiğinde. Şöyle, Akincik demek dönemim. ki bir şeyler görüyorlar. Eğer böyle bir oyuncuyu evireceksen Pereira'nın yaptığını yapmak lazım. Pereira'yı çok eleştirdik ama doğru yaptığı işler vardı. Mesela 8 hazırlık maçı oynadı Fenerbahçe. 8'inde de Ferdi sol kenar hiç değiştirmedim. Sen de bütün hazırlık maçlarında Yusuf atacaksın sol beke. O zaman diyeceksin sen artık buranın oyuncusun. Oyuncunun oyuncu... buna ikna olması lazım değil evet, mi? Evet oyuncu yavaş yavaş ilk maçta bir tane top kazanacak, ikinci maçta üç tane, dör... üçüncü maçta dört tane. Anladım. bakacak ters kademeler nasıl yapacak ters kademe. Oynadım bu arada ben. 3-5-2'nin yani <laughs> soluna attı beni. Bir el olmayacak her parça olduk. <laughs> Şimdi sol stoperin akıllı olursa yine belki kurtarabilirsin. Kurtarabilirsin belki. ama üçlü stoper kalenin önünde. Seni de çekiyor. Aradaki boşluğu ve... kim kapatacak? Ha, sonra diyor ki topu santofora aldığında yanında olacaksın. <laughs> Lan 70 metre motor mu takacağız? Nasıl gideceksin oraya? O zamanki 3-5-2'yi daha çok anlayabilmişliğimiz evet. yoktu. Şimdi biraz sol stoperin ne kadar değerli olduğunu Çıkması söylüyorum. lazım senin evet, sana doğru. ama Yusuf hani evireceksen ve alacak durumun yoksa Solbek kendi içinden bir ölçü. Caner için, e, Caner söylemişti abi. Caner, Solbek, Ersin döneminde Fenerbahçe'de solbeki e evrildiği gibi düşünüyor ama aslında öyle değil. E, 2011'de Fenerbahçe'de Aykut Durcunman'da kullanmıştı. Daha önce Galatasaray'da da sol bekte kullanılmıştı ama Caner kendisi hep şöyle ifade ediyordu. Ben sol ön oynamak istiyordum. Hiç kendimi sol bek gibi düşünmedim, hayal etmedim. Mecburiyetten orada oynuyormuşum gibi geldi. Ama, ama en son geçtiğimde tam artık ben sol bek oldum. Bunu bana ikna etti Ersun Yonal demişti ve o noktadan sonra da başka pozisyonda oynamadım demişti. Şimdi fanzin fener'e geçmeyelim. Yok oyuncu profili için. Yusuf yani, için de böyle olmalı yani. Aynen. Yusuf topu ayağına aldığı zaman Caner'in o dönem aldığı gibi çok fazla kaliteli alternatif görebiliyorsun ön tarafta. Oynadığından keyif alır kesinlikle öyle. Alır. Sola çık soldan bindirdisi yaptı zaman yaptığı hücum zaman. katkısı yaptığı zaman kesince skora dönüşünce asist olarak ona döner. Ama Trabzonspor'un önce kadro yapılanmasında Yusuf da sol bek olur dedirtmesi lazım. Tabii ki. Önce performans ya, vermesi hakikaten, lazım. hakikaten şimdi düşünüyorum. Trabzonspor yöneticiliği şu anda çok zor. <laughs> Halbuki en keyifli olmaları zaman evet, dönem şu tamam, anda. Tamam. Şampiyonluk tamam, kutlamalar tamam ama yeni sezonda bak şu çok bilinen bir gerçek, bir örnek. Şampiyonluktan sonraki sezonlar daha zor. Korumak daha zor olur. Hani korumak, Avrupa Kupası oynarken kaliteyi korumak. Hep teknik direktörler daha devre arasını göremediği zamanlar oluyor. E, o yüzden Trabzonspor'un kadro kalitesi... Abi işe en erken başlaması gereken takım Trabzonspor transferde. Kesinlikle. Geçen sezonun tekrarını e, yaşamak zorunda. Geçen sezon Avrupa Kupası da yoktu. Yine yani erken planlamışlardı. Sadece lig, lig için biraz daha kolay gittin, Ama şimdi... İş çok zor Trabzonspor için. Bayağı bir transfer gerekiyor. Evet. Mevcut durumları çözmesi gerekiyor Trabzonspor'un. Ya şampiyon mi? bir takım için karamsar bir tablo olmasın. Ben sadece başarıyı <laughs> bir ileriye taşıyabilmek adına ne yapılması Tabii gerektiğini anlatmak çalışıyorum. Trabzonspor yine zirveye oynayacaktır Trabzonspor. Yani 5-6 yani. tane gelir gelmez katkı yapacak. Her bölgeye oyuncu ihtiyacı var. Belki orta say biraz ayrı tutarız. Hani Bakasitas gitmezse, gitmezse. Bakasitas gitmezse, Ömür gitmezse, Amşık duruyor. İşte bu tarafta Vakayeme kalırsa falan. O zaman belki biraz daha dışarıdan oyuncu bulmak şu an daha zor elindekini tutmak daha mantıklı gibi. Zaten elindekini mevcut koruyup üstüne alman lazım. Evet. Kaliteyi arttırabilmenin için. Orada da bonus servisi elinde. Yani belki şu anda hiçbirimizin bilmediği, basında yazmayan bir oyuncuyu, birkaç oyuncuyu transfer ettirecek Abdullah Hoca genelde de böyle işi de Trabzonspor'da transfer dönemleri. Evet. E, bakalım nasıl bir yol izleyecek Trabzonspor yönetimi. Hayırlısı, Hayırlısı olsun. İnşallah. Yeni sezonda bakalım e, neler bekleyecek Trabzonspor. Abi ağzına sağlık. Teşekkür çok edelim. keyifli bir sezon geçirdik. Biz güzel yaptık. Bizi izleyen, yorum yapan herkese, herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese ayrı edeceğiz. ayrı. Çok teşekkür ediyoruz Trabzonspor taraftarına, Fazin Trabzonspor izleyicilerine. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra Fazin Trabzonspor'u bu sezonluk noktalayacağız. Çok sevdiğin yazarlar tutturun içinde yazarlar kulübünde Avrupa Kupalarını değerlendirdi. Sen de tuttur üyesi ol, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi finallerinin tahminlerini okumadan kuponunu yapma. Üstelik yorumdaki linkten uygulamayı indir. ilk kuponunda 100 liraya kadar bonus kazan diyoruz. Bazen Trabzonspor'u noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok sevdiğin yazarlar tutturun içinde yazarlar kulübünde. Sen de tuttur üyesi ol onların yorum ve tahminlerini kaçırma. Üstelik uygulamaya ve fanzine özel ilk kuponunda 100 TL'ye kadar hediye. Tuttur en kral sensin.